Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Limit Yayınları'nın ikinci oturumunda yer alan Türk Dili ve Edebiyatı sorularını birlikte çözüyor olacağız. A kitapçının sorularıyla başlayalım. Bu parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Koronavirüsler enfekte kişiler nefes alıp verdiklerinde, öksürdüklerinde veya hapşırdıklarında ... damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşabilir. Biz öksürdüğümüzde ve hapşırdığımızda ne yaparız? Dışarıya doğru bir tepki veririz değil mi arkadaşlar? Dışarı attıklarında damlacıklar yoluyla insandan insana bulaşabilir diyor. Tipik bir cerrahi maske ve bu damlacıklarda bulunan viral partiküllerin geçişini engelleyemez ancak elleri yıkamak, sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri dezenfekte etmek ve yüze, göze, ağza dokunmaktan kaçınmak gibi basit önlemler enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltabilir. Bakın anlam bütünlüğü bu şekilde sağlanabildiği için cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru, yukarıda verilen cümlelerin hangilerinde aynı görüşte olma anlamı vardır? Bakalım. Deprem güvenliği alanındaki kimi uzmanlar deprem sırasında binanın her yerinin eşit derecede hareket etmesini, böylece enerji herhangi bir tarafa daha fazla kuvvet gelmeyecek şekilde dağıtmasını ister. Kimi uzmanlar dediği için hemfikir değiller. Yani aynı görüşte olduğu söylenemez. Birinci öncülün olduğu seçenekleri eledim. 2. Uzmanlar binalarda depreme dayanıklılığına yönelik birden fazla stratejinin kullanılması gerektiği, böylece birinin bir şekilde işe yaramaması durumunda binayı koruyan diğer tedbirlerin de hazır bulunması gerektiği konusunda hemfikir. Uzmanlar hemfikirse o halde uzmanların tamamı aynı görüştedir anlamı çıkar arkadaşlar. İkinci öncülün olmadığını eliyorum. Üçüncü öncülle devam ediyorum. Bazı araştırmacılar dediği için zaten ifade buradan gider. Niye? Çünkü burada kimi uzmanlar demiş olduğu için bunu elemiştik. Bazı araştırmacılar dediği için de bunu da eledim. Dolayısıyla yalnızca ikinci öncül kalır arkadaşlar. 3. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Leonardo da Vinci'yi hepimiz duymuşuzdur. Meşhur Mona Lisa tablosunu yapmıştı. İlk Rönesans aydınıydı vesaire. ... onun ayrıntılı anatomik çizimler yapan ilk kişilerden biri olduğunu ya da ilk robotlardan birini tasarladığını biliyor muydunuz? Bakın bizim Leonardo da Vinci'nin bizim bildiğimiz bilgiler dışında farklı bir bilgileri sıralamış. O inanılmaz bir sanatçı, yetenekli bir bilim insanı ve müzisyendi. Her alanda başarılıydı. Başarısız olduğu alan yok gibiydi. Elbette başladıklarını bitirmeme sorununu saymazsak. Şimdi boşluğu anlam bütünlüğü açısından dolduracak olursak ne deriz? Bakın biz Leonardo da Vinci'nin sadece belki de çoğumuz Mona Lisa tablosunu biliyoruz. Oysa burada pek çok meziyetini sıralamış, pek çok özelliğini sıralamış. Dolayısıyla ancak onda bundan çok daha fazlası var deyip diğer özelliklerini sıraladığın için anlam bütünlüğü açısından A seçeneğinin gelmesi gerektiğini söylemek lazım. Dördüncü soru, yukarıda verilen beyitlerle ilgili olarak hangisi söylenebilir demişiz arkadaşlar. İkisi de didaktik boyut taşımaktadır. Didaktik dediğimiz nedir arkadaşlar? Öğretici. Öğretici olacak. Dilde yek dağı hevesle aşkı yar olmaz bedit. Bir çiçekle mevsimi tabi bahar olmaz bedit. Bir çiçekle bahar mevsimine tabi olunmaz diyor. Dolayısıyla burada bir ne vardır? Atasözü vardır. Atasözleri öğüt verici, öğretici sözlerdir. Birinci cümle, birinci öncül doğru. İkisine de redife yer verilmiştir. Bedit burada var. Şahit ol, şehadet etme sözcük veya ek halinde ifade olmadığı için burada redife ulaşamayız. O halde ikinci öncül yanlış olur. İkinci öncülün olduğu seçenekleri dışarıda bırakalım. Birinci öncül var dedik. Birinci öncülün olmadığı seçenekleri de dışarıda bırakalım. Ya bir
ya da 1 ve 3 olur arkadaşlar. İkisinde de irsal mesal vardır. Ne dedik az önce birinci öncülde? Atasözü vardı. Atasözlerin söz sanatı olarak karşılığı neydi zaten? İrsal mesal. Bir de ikinci cümleye bakalım. Derler alemde işin yok ise bari şahit ol. Derler ki eğer bu cihanda, bu dünyada bir işin yoksa bari şahit ol. Bari hadiseleri müşahede et diyor. Bu da bir irsal mesel örneğidir arkadaşlar. O halde üçüncü öncülü de ulaşabildiğimiz için 1 ve 3 numaralı öncülü seçeneğimiz doğru olur. Evet, 5 numaralı soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dörtlükle ilgili olarak hangisi söylenemez denilmiş. Nazım türü güzellemedir. Güzelleme olabilmesi için sevgili, aşk gibi konuların işlenmesi lazım. Firkat de ağlayıp şevkle gülünce, firkat ne demek? Ayrılık arkadaşlar. Dolayısıyla ayrılık konusu işlenmiş ama devam edelim. Gözümde dökülen yaşa silince, bir dilberin yani bir sevgilinin elin ele alınca yaylaya çıkmanın zamanı geldi. Sevgili, ayrılık gibi konu işlendiği için güzelleme vardır. Düz yak örgüsüyle söylenmiş, gülünce, silince, alınca geldi. A-A-B şeklinde uyaklandığı için düz uyaktır. Tezat sanatı yani karşıtlık vardır. Ağlamak ve gülmek olduğu için tezata da ulaşıyoruz. Epik ögeler. Hayır arkadaşlar, bir sevgiliye dair unsurları dörtlüğümüzde gördük. Kahramanlık olsaydı epik derdik. Bu dışarıda kalır. Redif ve yarım uyak kullanılmıştır. Gül önce, sil ince. Şöyle bir parçalayalım. Silince ve gül önce, burada da al ınca. Arkadaşlar ınca, önce, ınca zarf ile ikidir. Ekidir. Görevleri aynı olduğu için bunları redif aldım. Al, gül ve sil sözcükleri arasında tek harf benzerliği olduğu için yarım uyakta vardır diyebilirim. Bu doğrultuda D seçeneği dışarıda kalır arkadaşlar. Altıncı soru. Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak verilen numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır denilmiş. Bakalım. 11 lece ölçüsüyle oluşturulmuştur. Badı sabah sana bir ifadem var. Götür bu namemi dildare söyle. Dahi sabretmeye kalmadı mecal. Götür de yüz be yüz izhare söyle. Mısraların ölçülerini saydığınız zaman 11 lece ölçüsüyle yazıldığını müşahede edebilirsiniz. Birinci öncülün olduğunu eledim. Divan mazmunlarından yararlanılmıştır. Badı sabah, dildar ifadeleri mazmundur, kalıplaşmış sözlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla buna da ulaşırız. İkinci öncülün olduğunu eliyorum. Konusu sevgiliye hasrettir. Badı sabah, badı sabah, sabah rüzgarı arkadaşlar. Badı sabah sana bir ifadem ver. Götür bu namemi dildare söyle. Rüzgar burada postacıdır. Diyor ki rüzgara, bu haberimi git sevgiliye haber et. Sevgiliye söyle diyor. Dolayısıyla sevgilinin yanında değil, değil mi arkadaşlar? Yanında olmadığı için ondan ayrıdır. Ona hasrettir. Dolayısıyla 3 numaralı öncüle de ulaşıyoruz. Bakın öncüleri ele ele yalnızca zaten 4 ve 5 kalır. Nazım türü ağıttır. Hayır. Bu bir güzellemedir arkadaşlar. Yarım uyak kullanılmıştır. Bakalım yarım uyak var mı? Var. Dışarıda kalır zaten çünkü hiçbiriyle uyaklanmıyor. Mecal de dışarıda kalır. Dildare söyle ve izhare söyle. İzhar, dildar, eler, e söyle, e söyleler redif olur. Ağır, şapkalı, a iki ses benzerliği sayılır. Ve yanına da re'yi eklediğimiz zaman 3 olur. 3 ses benzerliğine uyan ifade varsa zengin uyak deriz. Dolayısıyla yarım uyak dışarıda kalır. Güzelleme olduğu için de bu yanlış cevabımız E seçeneğidir. 7. soru. Yukarıda verilen dörtlüklerin oluşturuldukları nazım biçimi sırasıyla doğru olarak verilmiştir demiş arkadaşlar. Bakalım. Her dem yüzüme gül gibi gülen dilberin kuluyum. Ben ağladıkça yaşımı silen dilberin kuluyum. Arkadaşlar 8 derece ölçüsüyle söylenmiş. Bu da 8 derece ölçüsüyle söylenmiş. Bu da 11 derece ölçüsüyle söylenmiş. Sevgili konusu işlendiği için 8'li hece ölçüsüyle karşımıza çıkan tür ne olur? Semai. Bu da 8'li hocam
diye söylediğinizi duyar gibiyim. Behe, behey, hey, bre gibi nidaların yer aldığı tür ne olur arkadaşlar? Varsağı, 10 bileci ölçüsüyle söylenen türde koşma olur. Semai, koşma ve varsağı sıralaması var mıdır? Vardır. Semai, koşma, varsağı B seçeneğinde karşımıza çıkar. 8. soru. Hangisi bir bilgi yanlışlığı vardır? Divan edebiyatında 15. yüzyılda kullanılan dil Arapça, Farsça kelime ve terkip ağırlıklı ve gittikçe sadelikten uzaklaşan bir Türkçe olmuştu. Bu dönemde Arapça ve Farsça'ya karşı duyulan özenti tepkilere neden olmuş ve bu tepkilerde bazı şairler tarafından dile getirilmiştir. Bu yüzden Türkiye Basit adıyla anılan Aydın'ın Visal'in kuruculuğunu yaptığı, sonraki yüzyılda da Edirne'li Nazmi, Bayburtlu Zihni gibi temsilcileri olan külfetli şiir diline karşılık sade Türkçe ile yazma anlayışı da bu tepkinin bir yansıması olmuştur. Sevgili dostlar, Aydın'ın Visal'i, Edirne'li Nazmi ve Tatavlalı Mahremi Türkiye Basit akımının kurucularıydı, öncüleriydi. Bayburtlu Zihni öncüsü olmadığı için dışarıda kalır diyoruz. 9. soruyla devam edelim arkadaşlarım. Hangisi Kaside'nin Fahriye bölümünden alınmıştır? Fahriye'nin ne olduğunu bir defa bilmemiz lazım. Fahriye kişinin kendini övdüğü bölümdür. Dolayısıyla Fahriye bir övgü bölümüdür. Ama şair kendini övecek, başkasını değildir arkadaşlar. Şimdi şöyle doğru seçeneğe odaklanmanızı istiyorum. Rüzgar ihsanımı bilmiş benim ya bilmemiş, aleme feyzi hayatı cavidanıdır sözüm. Sözüm redifli kasideden alınmıştır. Bu kaside Nef'inin şiiridir arkadaşlar. Şimdi ne demek istiyor? Benim sözüm sonsuzluk veren, hayata sonsuzluk feyzi bolluğu veren bir namedir diyor. Dolayısıyla Nef'i kendi sözünü övdüğü için ne yapmış? Övmüş kendini. Fahriye bölümü bölümünden alıntılanmış diyebiliriz. Bir daha toparlayalım. Rüzgar benim ihsanımı bilsin veya bilmesin, ne fayda ki benim sözüm hayata sonsuz bir bolluk ve bereket verir dediği için cevabımız C seçeneğidir. 10. soru. Bu parçada söz edilen gazel tarzı ve en önemli temsilcisi. Bakalım, bu gazeller genellikle didaktik temelli şiirler olarak açıklana gelmiştir. Arkadaşlar, didaktik şiirin gazel olarak karşılığı hikemi veya hakimane gazel. Hakimane gazel. Gazeldir. Ve divan edebiyatını bu gazelin en önemli üstadı kimdir? Nabi'dir. Biz hafızada kolay kalsın diye ne demiştik? Abiler bize öğüt verir. Öğüt verir didaktikler. Didaktik şeyler öğüt verir değil mi? Nabi, abi kodlamasıyla daha önceki denemelerde de ifade etmiştik. Derslerimizde de konuşmuştuk. O halde didaktik şiirin karşılığı hakimane ve nabi olacağı için cevabımız D seçeneğidir. 11. soru. Hangisine özellikle Tanzimat dönemine özgü bir kavram yoktur? Tanzimat dönemiyle beraber biliyorsunuz hak, adalet, özgürlük, vatan gibi, hukuk gibi kavramlar şiire dahil olmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla seçeneklerdeki bu ifadeleri ele ele cevap seçeneğine ulaşmam gerekiyor. Bakalım A seçeneğinde hürriyet kavramı, B seçeneğinde arkadaşlar hak kavramı, C seçeneğinde ne vardır? Memleket kavramı. D seçeneğinde ne vardır? Mazlum kavramı, ihanet kavramı. E seçeneğine bakalım. Güller kızarır şerm o ile, ol günce gülünce, sümbül ham olur reşk ile kakül bükülünce. Burada son derece Tanzimat dönemi kavramlarından uzak bir söylem var. Burada lirik bir duyuş. Lirik bir duyuş söz konusu olduğu için arkadaşlarım cevabımız E seçeneğidir. 12. soru. Divan şiirinin hayal sistemini bu sözlerle eleştiren sanatçı. Ne yapacağız? Burada bu söylemleri söyleyen kişiyi bulacağız. Divan edebiyatını kim eleştirmiştir? Buna odaklanacağız.
Madenelli deniz gönüllü ayağını Zuhal'in tepesine basmış, hançerini Melih'in göğsüne saplamış, kahramanlar feriyi tersine çevirmişti, kadeh diye önüne koymuş. Cehennemi alevlendirmişti, yakı diye göğsüne yapıştırmış. Bağırdıkça arş hala sarsılır, aldıkça dünya kan tufanlarını boğulur aşıklar. Boyu serviden uzun, beli kıldan ince, ağzı zerreden ufak, kılıç kaşlı, kargı kirpikli, geyik gözlü, yılan saçlı sevgililer. Göreceğinden kendini devler, gulyabaniler aleminde zanneder. Arkadaşlar, divan edebiyatını kim övmüştü? Muallim Naci, değil mi? Muallim Naci divan edebiyatını övmüştü ve Ziya Paşa divan edebiyatını övmüştü. Divan edebiyatını övdükleri için, değil mi? Harabat adlı eserlerine karşılık tahribi harabatı yazan kimdi? Tabii ki de Namık Kemal. Namık Kemal divan edebiyatını övdüğü için sanatçıyı yerden yere vurmuştu ve asıl edebiyatın divan edebiyatı değil, halk edebiyatı olduğunu her mecliste ve her zamanda savunuyordu. Dolayısıyla burada divan edebiyatını eleştirdiği için cevabımız Namık Kemal olmalı dediğimiz için C seçeneğini işaretliyoruz. 13. soruyla devam edelim arkadaşlarım. Bu parçada boş bırakılan yerlerden birini aşağıda verilenlerden hangisi getirilemez? Bakalım. Şair evlenmesi kimindi? Şinasi'nin. Duru Bemsel Osmani'de onun. Nokta nokta şiir ve inşası. Şiir ve inşada yine Ziya Paşa'nındı. Nokta nokta tiyatroları, nokta nokta hikaye ve romanları halka yönelimin önemli adımlarıdır. Demek ki halka yönelen sanatçılar olacak burada arkadaşlar. Şimdi şöyle eşleştirmeye devam edelim. Hikaye ve roman olarak Ahmet Mithat Efendi halka yönelen hikaye ve romanlar yazmış. Namık Kemal halka yönelen tiyatrolar yazmış. Vatan yahut Silistre, Celalettin Erzemşah, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Günnihal, bunlar toplum için yazdıkları tiyatrolarıdır. Zaten Abdullah Kamil Tarhan arkadaşlar Tanzimat ikinci dönem sanatçısı olduğu için toplum için sanat anlayışından uzak kalmıştır. Bu yüzden cevabımız B seçeneğidir. 14. soru sırasıyla boşlukları dolduracağız. Servet-i Fünun sanatçısı olacak ve batıcılığı savunacak. Hangisi bu? Fecaatici biliyorsunuz. Bunların tamamı olabilir. Ömer Seyfettin Türkçülük hangi topluluğa ait arkadaşlar? Tabii ki de Milli Edebiyat. Milli Edebiyat döneminde olmayanları eleyelim. Veya hangi topluluk? Genç Kalemler Topluluğu olmayanları eleyelim. Encümen-i Şuara Tanzimat döneminde oluştuğu için eledim. Beş Eciler'de olmadığı için eledim. Genç Kalemler olabilir. O halde cevabımız ya Tevfik Fikret ya da Cenab-ı Şahbettin olacak. Mehmet Akif Ersoy topluluk olarak bağımsız kalmış ve İslamcılık fikrini benimsemiş. Batıcılık olmadığı için cevabımız B seçeneğidir. 15. Bu parçada söz edilen şair kimdi demiş. Paris ve Fransız simgecilerinin şiirlerine yakınlık duyan şairin Fransız şiirleriyle kurduğu yakınlık Türk şiirine de farklı pencereden bakmasını sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceleyen usta şair mısra haysiyetimdir demiştir. Dize benim namusumdur diyen ve aynı zamanda bu değil ağzımda annemin ak sütüdür diye dili bu şekilde nitelendiren sanatçımız, Milli Edebiyat döneminde bağımsız olarak hayatını idame ettiren kişimiz kimdir? Tabii ki de Yahya Kemal Beyatlı üstadımızdır diyoruz. 16. soruyla devam ediyoruz. Anahtar Sözcük hemen ideal kadın tiplemesini romanlarında işleyen Handan adlı romanı olan kişi kimdir? Tabii ki de Halide Edip adı vardır. Bakın soruyu hazırlayan kişi sizin Tonga'ya düşmenizi istemiş ve Halide Nusret Zorlu Tunu'yu başa koymuş. Aman gözünüzü seveyim, dikkat ediniz arkadaşlar. 17. soruyla devam ediyoruz. Ne demiş? Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından değerlendirilen şiir hareketi hangisidir? Ahmet Hamdi Tanpınar bu şiir hareketini şu sözlerle değerlendirir. Bu şairlerin yaptığı iş bilhassa edebiyatımızı şairane modalardan kurtarmak ve bir de dilimizde ilk aruz denemelerinden itibaren Türk şiirinin hakim vasfı görünen müzikaliteyi sarsmak olmuştur. Arkadaşlar ne diyor? Şairane modalardan
kurtarmak. Şairane ve basma kalıp söyleyişlerden uzak duran, hece ölçüsünü, aruz ölçüsünü devre dışı bırakan, alelade konuları şiire taşıyan kişiler kimlerdi? Birinci yenicilerdi değil mi? Birinci yenicilerin diğer adı neydi? Garip hareketi diyoruz. 18. soru. Bu parçada söz edilen şairlerden biridir demiş. Bakalım. Gelenekle bağlarını sürdürmekte olan, yana olan vezin ve şekil konularından, gelenekten yararlanan bu şairler şiirimizin biçimde ve özde yerli ve milli kimliğe kavuşmasını amaçlamışlardır. Arkadaşlar bu paragrafın şu bölümü bile bana cevabı veriyor. Burada hisarcılardan bahsediyor. Değil mi? Hisarcılar. Adamlar dili koruyorlar arkadaşlar. Biz nasıl kodlamıştık sizin için? Hisar. Hisar bir kaledir. Bunlar kalenin muhafızlarıdır. Niye muhafızlar? Çünkü bu adamlar dilin muhafızlarıdır. Dili koruyorlar. O halde hisarcılardan bir sanatçı olmalı. Bakalım. Melih Cevdet Anday Garipçi, Atilla İlhan Mavici, Cemal Süreya ikinci inici, Fazıl Üstün Dağlarca Garip dışında yeniliği sürdüren sanatçı Mehmet Çınar'la hisarcıların öncüsüdür. Yavuz Bülent Bakiler'le beraber. 19. Aşağıdakilerden hangisi boşluğa getirilmelidir bakalım. Gelenekle ve toplumun sahip olduğu değerler ve inançlar sistemiyle bir hesaplaşmayı da içeren değişimin en somut örneklerini 1940'lı yılların sonu ile 1950'li yılların başlarında görmek mümkündür. Özellikle Alemdağ'da var bir yılan, nokta nokta kişinin Alemdağ'da var bir yılan. Bu eser kimin arkadaşlar? Evet, Sait Faik dediğinizi duyar gibiyim. Bu eser Sait Faik'in eseri olduğu için cevabımız D seçeneğidir. 20. soruyla devam ediyoruz. Buna göre Tanpınar'ın Mümtaz'ın Şeyh Galip'in hayatı etrafında yazmaya başladığı romanın Nuran'la tanıştıktan sonra ve onunla yaşadığı aşk dolayısıyla bir türlü bitiremediğini anlattığı yapıtı. Şimdi dostlar paragrafı okumasanız bile yine cevaba ulaşır mısınız? Tabii ki de ulaşırsınız. Mümtaz ve Nuran hangi romanın ana karakterleri? Tabii ki de Huzur romanının ana karakterleri. Var mı seçeneklerde? Vardır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Türk Dili ve Edebiyatı dersinde Cumhuriyet dönemi romanı konusu kronolojik olarak gören bir öğrencinin yukarıdaki metinleri hangi sırayla gördüğü söylenebilir? Birinci öncül, ikinci öncül ve üçüncü öncül. Roman özetleri size verildiği zaman kesinlikle ilk tavsiyem nedir? Roman karakterlerini biliyor veya ezberliyor olmanız size ciddi bir avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Murtaza hala sinirliydi. Murtaza aynı zamanda bir romanın, o romanın ismidir değil mi arkadaşlar? Orhan Kemal Murtaza karakteri. Orhan Kemal nerededir? Toplumcu gerçekçiler grubuna dahildir. Ne diyor? Hiç romanın özetini okumuyorum. Mehmet Ali, Bekir Çavuş, Salih Ağa, Muhtar. Nerede geçiyor arkadaşlar? Hangi romanda geçiyor? Yaban romanında geçiyor değil mi? Yaban romanı kime aittir? Tabii ki de Yakup Kadri'nin romanıdır. Hemen geliyorum yine. Turgut gözüme çarptı ve Selim. Turgut ve Selim'in yer aldığı roman hangisi? Tabii ki de Tutunamayanlar romanı. Bu kimin? Oğuz Atay'ın arkadaşlar. Şimdi şöyle sıralama yaptığımız zaman Yakup Kadri nerede geçiyor? Milli Edebiyat döneminde. Orhan Kemal nerede geçiyor? Cumhuriyet dönemi toplumcu gerçekçi dedik zaten. Oğuz Atay nerede? Modernizmi, postmodernizmi esas alan sanatçılarda. Şöyle sıralama yaptığımız zaman Milli Edebiyat ilk başta gelir. 2. Sonrasında toplumcu gerçekçiler gelir. 1. Sonrasında da Oğuz Atay'ın yer aldığı topluluk gelir. 3 gelir. O halde 2, 1 ve 3 sıralamasıyla tanzim etmemiz lazım. Bu da C seçeneğine tekabül eder. 22. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. 1890'larda Kastamonu çevresinde yerel dokumacılarla ülkeye girmeye çalışan Avrupalı dokumacı, dokuma sanayicileri arasındaki mücadeleyi anlatır. Evet, burası bir toplumcu gerçekçi sanatçısı tarafından ele alınmış diyeceğiz. Çünkü değil mi? Topluma ayna tutmuş. Cumhuriyet döneminin kendi toprağını iyi tanıyan bu
bu yazarı küresel sermayenin yerli üretici için oynadığı yıkıcı rolü anlatmaktadır. Nokta nokta eserin eksenine ekonomik ilişkilerin her şeyi belirleyici etkisini koymuş, Marksist yazarların yıllar sonra işleyecekleri bu temele paradoksu daha o yıllarda romanlaştırmıştır. Arkadaşlar, burada aslında cevabımız şu bölümde yer alıyor, değil mi? Ne diyor? Yerel dokumacılar ile Avrupalı dokuma sanayiciler arasındaki mücadele nerede anlatılıyor? Toplumcu gerçekçinin iki öncüsünden biri olan Sadri Ertem'in Çıkırıklar Durunca adlı romanından bu konu anlatıldığı için cevabımız C seçeneğidir. 23. Bu parçanın anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi hikaye aynı noktaya geldiği için romanımızın ikinci kısmını yeniden okumayı tavsiye ediyorum okurlarıma. Şimdi arkadaşlar, burada romanın yazarı ne diyor? Hikaye aynı noktaya geldiği için romanımızın ikinci kısmını yeniden okumayı tavsiye ediyorum diyor. Dolayısıyla roman anlatıcısı aynı zamanda romanın yazarın kendisi midir? Evet. O halde seçeneklere hemen geçelim mi? Anlatıcı kendisini romanın bir parçası kılmıştır ifadesine çok kolay bir şekilde ulaşabiliriz. Evet, son sorumuzla devam ediyoruz. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Bir bilim insanı nasıl ki laboratuvarında tabiat olaylarını bilimsel bir metotla inceliyor ve bir takım sonuçlara ulaşıyorsa, insanın duygu düşünce dünyasını ve bunların farklı şekillerdeki yansımalarını açıklamak maksadıyla da aynı bilimsel metotlar kullanılabilir. Çünkü insan çevre, suya çekim ve biyolojik kalıtımdan gelen bir takım etkilerin bütünüdür. Arkadaşlar, daha önceki derslerimizde ve önceki denemelerde ne demiştik? Bilimsel metot, bilim insanı, suya çekim, biyolojik kalıtım gibi kavramlar hangi akımın anahtar sözcükleriydi? Tabii ki de naturalizm, değil mi? Devam ediyoruz. Aynı zamanda deneysel bir bilim yöntemiyle ortaya çıkarılmalıdır ki bu nokta noktayı nokta noktadan ayıran en önemli farktır demiş. Dolayısıyla naturalistler niçin ortaya çıkıyordu? Realistleri yeteri kadar gerçekçi bulmadıkları için. Şu az önce ifade ettiğimiz anahtar sözcükler realizmde olmayan özellikler olduğu için naturalizmi realizmden ayıran unsurlardır. Bu yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. İyi çalışmalar.